Merhaba, bir programa daha hoş geldiniz. Yine Halis Tunçal'la Yunanlarla olan sorunu konuşacağız. Tabii iş sonuçta iki ülkenin liderinin her zaman olduğu gibi halkını etkilemek için babalanması, onlara yakın gazetecilerin biz 10 saniyede alırız falan filan demeleri. Tabii gazeteciler de dinlerken ben bazen de gülüyorum çünkü dün en sonunda en kahraman Rıdvan rollerindeki bir gazeteci Yunanistan'ın 150 bin askeri varmış, bizde 260 bin avcı var diye komik bir şey söyledi. Şeyin farkında değil tabii, Yunanistan'dan Türkiye'nin olası bir savaş halinde kara kuvvetlerinin fazla olmasının hiçbir anlamı olmadığını bilmiyor tabii. Yani bunu incelememiş. Yani ben de asker değildim ama bunu bilecek kadar da ya araştırma yapacağımı biliyorum en azından. Yani neden kara kuvvetlerinin senin fazla olması Yunanistan'la savaşta önemli değildi, araştırmak gerekiyor. Neyse ama bir şeyi öğrendik. Bizim avcı sayımız Yunan askerinden fazlaymış. Ve tabii sonuçta NATO olaya el koydu. Bu bizim tahmin ettiğimiz, söylediğimiz bir şeydi. Olan halkın liderlerinin hakikaten savaşabileceğini, işte kendi ülkelerini askeriyesinin çok kuvvetli, güçlü olduğunu propagandası yapılıyor bunların. Sonuçta 70'lerdeki kısa dönemli barış harekatlarından savaş haricinde NATO üyesi ülkelerin kolay kolay savaşmaları olanaksıza yakın bir şey. Şu andaki Türkiye'deki hakim askeriye ne kadar Ergenekon tarafında, yani Avrasya tarafında olsa bile onları emekli olmasına rağmen yöneten Hulusi Akar o tarafta değil. Bu ilginç bir dönem yaşıyor Türkiye askeri olarak da. Kuvvet komutanları ve Genelkurmay Başkanı'yla Milli Savunma Bakanı olan eski Genelkurmay Başkanı aynı noktada değiller. O yüzden Türkiye'yi kim yönetiyor dediğimizde bazen biz dahil olmak üzere çelişkiye düşüyoruz. Çünkü Ergenekon'un askeriyede ciddi bir hakimiyeti var. Erdoğan'ın çok olmasa bile bir hakimiyeti var. Bir de Hulusi Akar'ın NATO tarafından bir hakimiyeti var. O yüzden dönem dönem bunlar el değiştirebiliyor. Evet, Balbay'ım hoş geldin. Ailesi. Merhaba Rahmet Bey. Yeni programda gene beraberiz. Evet. Şimdi bundan sonrası söz sende artık. Çünkü konuya hakim olan sensin. Teşekkür ederim. Müsaade ederseniz DM'den, Twitter'dan birkaç şey geldi bana. Onlara kısa bir açıklama getirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şuydu. Yani hangi background'da kısa bir söyledik, Yunanistan atışıyla yaptık ama bu işi nasıl, bu kadar şeyi söylüyorsunuz ama background ne diye söylemişlerdi. Şöyle söyleyeyim, ben uluslararası ilişkiler ve deniz güvenliği konusu alanında iki tane yüksek lisans yaptım. Birisi yurt dışında olmak üzere. Ve burada teori olarak zaten bu konuların hepsini görme fırsatım oldu. Bunları gerçek diplomatik, gerek diplomatik alanda gerekse deniz kuvvetlerinde bu işin merkezinde pratiğe dökme fırsatım oldu. O Yunanistan'ı ve Türkiye'yi çok iyi tanıyabilecek görevler yapmış olmam nedeniyle bu yorumları yapabiliyorum. İkinci bir soru da gizli bilgileri paylaşıyorsunuz gibi bir şeyler söylüyorlar. Öyle bir şey yok. Bunların hepsi açık kaynaklarda olan bir şey. Bir madde ya da bir şey gizli olarak o bilinen şeylerden değil. Hepsi açık kaynaklarda kolaylıkla ulaşılabilecek konular, bilgiler. Birinci olarak bunu söylemek istiyorum. Diğer bir taraftan da şimdi malumunuz program yapmaya çalıştık ama bendeki aksaklıklar, sizdeki bilgisayar falan derken biraz ara uzadı. Bu arada Evet. bayağı bir gelişmeler oldu. Müsaade ederseniz bu gelişmelere ilişkin kısa bir bilgi vereyim. Şimdi Türk medyasında çokça yer aldı. İşte gene bu işin
kompetanı diyebileceğimiz kişilerce işte Meis Adası'na asker çıkarıldı. Yunanistan işte ilk defa çıkarmış gibi, savaşa hazırlanıyor gibi bir algı oluşturmaya çalıştılar. Aslında Meis Adası 1900 yani el, daha doğrusu gayri askeri statü anlamındaki adalar 1954 yılında mesela İleryoz Adası'na Leros dedikleri Yunanlıların İleryoz Adası'na 1954 yılında Rusya ile olan soğuk savaş döneminde Rusya tehdidi nedeniyle bir NATO üssü kurulması planlıydı. Bu NATO üssü kurulurken Türkiye buna karşı çıktı ve o proje iptal edildi. Bu gizli bir dokümandı, NATO dokümanıydı. Bu NATO dokümanları 50 yıl sonra yayınlanır. İnternette var zaten, görülebilir araştırma yapmak isteyen kişiler. Bu tasdik dışı gizlilik derecesine düşürüldü ve yayınlandı. Yani çok eskiden beri olan bir sorun. Meis Adası'nda, şimdi şöyle çok ilginç, adaların korunması için Asten denen Yunanistan'ın bir kol ordusu var zaten. Bunların bir Tugay'ı da Rodos Adası'nda. Bunların hepsi gayri askeri üstteki adalardır. Yunanistan'ın tabii kendine göre tezleri var. Neden silahlandırdığına ilişkin. Ben çok katılmıyorum bu tezlerine ama. Şimdi bu Rodos Adası'ndaki Tugay'ın bir taburu da Meis Adası'nda zaten 50 yıldır var. Şimdi oraya giden turist vapuruyla oraya giden askerlerin tamamı normalde cep dönemine bağlı olarak ya da Meis Adası çok uzak bir noktada olduğu için sürekli olarak rotasyon olarak asker değişimi olur. O nedenle oraya giden askerler bilinçli olarak bu fotoğraf çekilmiş. Rodos Adası'ndan iki defa vapur olur. Birisi pazartesi, biri cuma günü. Cuma günü bir 1.40 vapuruyla 1.20 ya da öyle bir şeydi hatırladım. Çünkü ben bu adalara gittim hepsine. Buradan karşıya geçirmişler. Sıradan bir olay ama büyütmek için böyle bir algı yürüttüler. Doğru değil yani. O çok Meis ayrı bir şey. Meis Adası, ben Kaş'ta 2 yıl yaşadım. Meis Adası genellikle alışverişini Kaş'tan yapar. Meis Adası'nın günlük alışverişinin Yunanistan'dan pek bağlantısı yoktur. Kaş'tan Türk yapar ve o iki halk esasında ciddi bir şekilde iç içe geçmiştir. Hiçbir sorunları yok. Yani Kaş'taki halkın da Meis Adası'nda asker var mı yok mu diye bir sorunu yok. Fakat bu tür olaylarda Meis Adası hep ön plana çıktığında Meis halkı her zaman bir korku içindedir. Yani ilk biz mi vurulacağız korkusunu yaşar. Bunu her zaman yaşamıştır yani. Evet, çok haklısınız. Şöyle geçen Hollanda kanalında bir bu sorunla ilgili şey vardı, program vardı. Ana teması sorundan ziyade sizin tam belirttiğiniz gibi Meis halkının neler yaşadığıyla alakalıydı. Tam söylediğiniz noktaya işaret ediyordu. Bu aslında alışveriş kısmı bizim ana karaya yakın adaların çoğunda olan bir şey, realite. Haklısınız o konuda. Evet. Şimdi diğer bir konuda Yunan Cumhurbaşkanı'nın 13 Eylül 2020'de Meis Adası'na ziyaretinden bahsediyor. Şimdi Meis Adası'na siyasi bir kimliğin gitmesinde bir sorun yok. Tabii en üst seviyede birinin gitmesi demek siyasi politik bir mesaj anlamına gelir. Çünkü bu 13 Eylül dedikleri Meis Adası'nın Yunanistan için kurtuluş yıl dönümü olduğu için her sene bir siyasi figür oraya gider, askerleri ziyaret eder, orada törenler yaparlar. Ama Cumhurbaşkanı'nın gitmesi bir mesajdır konuya ilişkin. Şimdi bir esas ana konulardan bir tanesi Die Welt gazetesinde yayınlandı. Daha sonra da zannediyorum bir Alman gazetesinde Türkçe olarak yayınlandı. Bu Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte komutanlara bir gemiyi batırın, bir uçağı düşürün ama kimse ölmesin diye bir emir verdiğine ilişkin şey var. Generaller de hayır demiş. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben de okudum onu. İlk defa ben Erdoğan'ın böyle bir şey söylememiş olacağına inanıyorum. Yani Erdoğan'ın siyasetini çok eleştirdim. Siyaset bilmediğini, işte lümpen tavırla ülkeyi yönetmeye çalıştığını hep söyledim. Ama bu kadar saçma bir şeyi söylemiş olabileceğini zannetmiyorum. Yani gemiyi batırın,
Ama insan ölmesin. Evet. Yani ben bunu yani söylediyse artık pes demek, yani pes oğlu pes demekten başka hiçbir şansımız kalmıyor. Yani. Evet. Ben de size aynen katılıyorum. Yani istisnasız %100 olarak katılıyorum. Şöyle söyleyeyim, örneklerle söyleyeyim. Şimdi bir haber vardı zaten. Diyor ki angajman kuralları komutan seviyesine indirildi. Bu aynı zamanda uçak pilotu için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bu şu demek, eğer tehdit görürseniz angajman kuralı bellidir, vurun. Yani bu şekilde tehdite ilişkin bir angajman kuralı yayınlanır. Ama bütün komutanlar, yani belli bir sayıda komutanlar oradayken böyle emir vermesi zaten çok mantıklı gelmiyor bana. Biliyorsunuz sarayda bir tane şey kurdular, harekat merkezi kurdular. Bu harekat merkezinde olayları izliyorlar. Bu angajmanlar gemilerden de, gerçi o gemiler şimdi sanki gemilerden ibaretmiş gibi. Aslında o gemilerin bir tanesi de, tabii bilmiyorum, net bilgim yok ama normal uygulamalar açısından söyleyeyim. Bir amiral vardır o gemide, komuta kontrol gemisinde, o da Kemal Reis'ti. Yani iletişim halindedir sürekli. Yunan tarafı için de geçer, Türk tarafı için de geçer. İşte Rus uçağının olduğu gibi söylenir. Angajman kuralı olsa bile gene teyit alırlar. Bu teyide istinaden de bu gerçekleşir. Yani bunu söylemesi bana çok mantıklı gelmiyor. Aynı fikirdeyim sizinle. Şimdi bir tane daha haber vardı. Gene Navtex sahası üzerinde Türk uçaklarının Yunan uçaklarını önlediğine ilişkin bir haberdi. Şimdi şeyde yayınlandı, yani haberde dediğim Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yayınlandı bu. Şimdi orası Navtex sahası ve uçakların Kıbrıs'a doğru giderken önlendiğini söylüyor. Açık deniz, MEP sahası açık denizdir. Her ne kadar siz orada hidrokarbon ya balıkçılık olaylarında hükümranlık hakkınız olsa da gemilerin ve uçakların serbest seyir hakkı vardır. Şimdi tamam kriz dönemi ama açıklama bu şekilde olmamalı. Yani şu söylenebilir, Yunanistan'a giden uçaklar durduruldu demek çok mantıklı değil. Çünkü Navtex dediğiniz deniz yüzeyini ilgilendiren bir sahadır. Üstünü ilgilendiren bir saha değildir. O yüzden orada NOTAM denen, yani Navtex denizcilere duyurulur, NOTAM da havacılara duyurulur. Oradan geçiş anlamında bir saha ilan edilmesi daha uygun olurdu. Ve buna istinaden de işte taciz varsa şu tacizden dolayı durduruldu demesi daha doğru olurdu. Öbür türlü sürekli olarak uluslararası hukukun doğru şekilde uygulanmamasından kaynaklı olarak zor duruma düşüyor Türkiye. Bu bence çok uygun bir şey değildi. Diğer önemli bir gelişme geliyor diye söylediler. Charles de Gaulle uçak gemisi, Fransız uçak gemisinin bölgeye intikalinden bahsediyorlar. Bu tabii nükleer tahrikli bir uçak gemisi. 80 tane pilotu var. Bu bölgeye gelmesi ciddi manada bir mesajdır. Çünkü Ahmet Bey, denizler öyle bir şey ki, dünya denizleri izlediğinizde, deniz hareketlerini, özellikle savaş gemilerinin hareketlerini izlediğinizde hangi ülkeler arasında ne tür sorunlar yaşandığını çok net görebilirsiniz. Şimdi biz tabii Akdeniz'e yoğunlaştık ama bunun Pasifik, Atlantik, Afrika bölgesi var. Bunu görmek çok en iyi bu şekilde görebilirsiniz. O yüzden denizlerdeki hareket çok önemlidir. Bir de denizlerde malumunuz kesintisiz ulaşım imkanı olduğu için karadan gitseniz karadan başka sınıra denk geliyorsunuz. Başka ülkenin sınırına geçemiyorsunuz. Ama denizden işte bu şekilde istediğiniz politikayı bayrak göstererek ya da orada farklı faaliyetler göstererek işte Akdeniz'de gördüğünüz gibi bu dünyanın her tarafında oluyor. Bunu görebilirsiniz. İşte Charles de Gaulle uçak gemisinin bölgeye gelmesi demek ciddi bir mesaj anlamını taşır. Şimdi şöyle bir şey var ama Charles de Gaulle gemisi, böyle bir baktım acaba nedir diye. Bu Kuzey Atlantik bölgesinde faaliyete katılmış Nisan, o 2020'nin başlarında. Nisan'da gemide yaklaşık 40 tane kadar koronavirüs vakası çıkmış. Sonra test ediyorlar. 66 oluyor. Geldiklerinde görev grubunda olan, yani denizaltı, fırkateyn, koruma fırkateynleri 3000 personelden 1000 küsür tanesinde koronavirüs çıkıyor. Bu yüzden de limana giriyorlar. Sonra gemide tadilatlar yapıyorlar. Fransız Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre bu testler, şeyler, yeni yapılan gemideki onarım ya da yeni sistemler nedeniyle bunun test faaliyetleri yaptı. Uçuş faaliyetleri test için seyre çıkacağına ilişkin açıklama yaptı 30 Ağustos'ta. Her ne kadar test için çıkıyor olsa da eğer Doğu Akdeniz'e gelirse bu mesajdır. Ama
asıl amacı bunun sanki test yapılacak gibi gözüküyor ki gelecek mi göreceğiz ama gelirse bu mesaj niteliği taşır. Diğer bir önemli gelişmede Yunanistan 12 mil kara sularını 12 mile çıkarmasıyla ilgili bir şey. Şimdi 12 mil ama İyon Denizi'nde çıkarıyor bunu. Yani Yunanistan'ı düşünün, Yunanistan'ın batı tarafında İtalya ile olan deniz alanında bunu yapıyor. Ege Denizi'nde yapmıyor. Tabii 1995'te bizim kasus belli şey var, Türkiye'nin kasus belli kanunları ilan ettiği bir durum var. Yani savaş sebebi ama Ege'de bu ilan edilirse bu geçerli. Tabii Yunanistan bunu ilan ederken şunu söylüyor. Diyor ki biz Ege Denizi'nde de 12 mil hakkımızı koruyoruz şeklinde. Buna 95'te de söyledi. Yani kasus belli ilan edilirken de bunu söyledi. Çok bir şey ifade ettiğini ben düşünmüyorum. Tabii zamanlaması açısından onlar da kendi halkına, kamuoyuna bir şey veriyor ama bir anlamı olduğunu ben düşünmüyorum. GKRS'li ambargosu kaldırıldı. Bu önemli bir gelişme. 1987'den sonra ilk kez kaldırıldı Amerika tarafından. Ama açıklamalarda şöyle diyor. Hayati şey olmayan, non-lethal diyor, yani şey olmayan, karşı tarafa zarar, ölümcül olmayan silahlardan bahsediyor. Aslında bu önemli, gene de önemli. Şöyle, hava savunma sistemlerinin bu bölgeye gelmesi imkanını sağlıyor. Çünkü bu savunmayla alakalı. Saldırı maksatlı olmadığı için bunlar gelebilirler. Bu da neyi sağlıyor? Malumunuz bu 1990'ın başlarında gene S-300'ler Rusya tarafından Kıbrıs'a satılmıştı. Fakat Türkiye'nin karşı çıkması, Amerika'nın da araya girmesi falan derken Yunanistan'a gitti. Şu anda Yunanistan'dalar. Bunun gibi bölgede hava savunma sistemi o bölgeyi tamamen kapsayacak şekilde bir sistem bölgeye gelir mi? Tabii göreceğiz. Ben şimdi pardon, bayılıyorum bu iki ülkeye. Şu anda Yunanistan'da S-300'ler çürümek için alınmış. Türkiye'de de S-400'ler çürümek üzere alındı. Aslında öyle değil. Yunanistan'daki tek bir defa 2014'ün tam ayını hatırlayamadım. Ağustos'ta da Eylül'dü. Yunanistan Girit Adası'nın kuzeyinde S-300 test atışı yaptı ilk defa. 3 tane galiba atmıştı. O test atışına ben katıldım. Hatta o zaman Cem Gürdeniz de gene bir yazı yazmıştı. Beni resmini de paylaşmışlardı. İşte Türkiye'ye karşı kullanacak silahları gitti orada şey yaptı, o atışlara katıldı diye böyle garip bir yazı yazdı. Biz tabii genelkurmaylar izinsiz buna katılamayız. Ayrıca oraya katılmakta daha doğal bir şey yok şöyle. Siz eğer birini kendinize tehdit olarak görüyorsanız o adamın imkan kabiliyetini görmeniz lazım. Zaten amaç, oradaki bulunma amacınız odur. Kullandılar ve şu anda Girit Adası'nın doğusunda bunları muhafaza ediyorlar. Kaplama alanı geniş, Doğu Akdeniz'i kapsadığı için. Çürümeye aldılar demek çok doğru olur mu bilmiyorum. Sanki aktif kullanıyorlar diye düşünüyorum ben. En son sizin bahsettiğiniz NATO Genel Sekreterinin açıklaması var. Şimdi dün gündeme geldi. Türkiye işte açıklama yaptı. Türkiye biz koşulsuz olmak şartıyla bu görüşmelere razıyız dedi. Buna Yunanistan cevaben dedi ki eğer Türkiye o bölgedeki unsurlarını çekmezse biz görüşme masasına oturmayız. Ama bu sabah gördüğüm kadarıyla iki tarafın anlaştığı yönünde bir şey var. Yani muhtemelen zaten saha ilan edilmesinden dolayı bir sıkıntı varsa orada eğer görüşme masasına oturulacaksa orada unsur bulundurmanın çok mantığı yok. Zaten ekonomik olarak her gün milyon dolar gidiyor orada. Öyle çok basit bir şey de değil bu. Türkiye masaya oturur, Yunanistan masaya oturur. Eğer anlaşılamazsa biraz sonra konuşacağız zaten. Tekrardan aynı yere dönerler. Yani şimdi orada unsur bulundurarak masaya oturmak çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası. Öyle de olacağını düşünmüyorum, öyle söyleyeyim. Bu, ben şeyi çok merak ediyorum. Yani bu durumda iki ülke, ya burada bir şeyler varsa, çünkü 12 mili Yunanistan'dan Türkiye'nin 12 mili anlaşabilme olasılığı hemen hemen hiç yok. Neden yok? İşte Kıbrıs Adası'nı aldığın zaman 12 mil gibi bir şeyi tartışmak komik noktaya geliyor. Meis Adası'nı aldığın zaman ya da yakın işte bir takım adalar falan filan. Ama Meis'ten Kıbrıs'ı düşündüğün zaman ikisi de ülkeleri içine alıyor 12 milde yani.
Neyse ben gençliğimde yüzerek gidebilir mesafede de bir şey yani Meis. O kadar iyi yüzücü birisi yanında sandal takibiyle gidebilir. 2 Onun için kilometre, 12 evet, yüzebilir. yani 12 mil tartışması komik bir şey. Buna dayanarak söylüyorum. Bu 12 mil tartışmasının komikliğine dayanarak. Bana göre tabii. Türkiye ile Yunanistan dese ki ya biz şu konularda anlaşamıyoruz ama kardeşim bu Ege ve işte şuralardaki yeraltı kaynaklarını ortak çıkarsak ve masrafını da ortak yapsak, paylaşımını da ortak yapsak bu çok zor bir şey mi? Olması olanaksız bir şey mi? Şimdi map sorunu ayrı bir şey. Yani biz şey yapılırken, map sınırlandırma anlaşması yapılırken buradaki kaynaklar göz önüne alınmaz. Yani burada çok kaynak var. Biraz verelim, bu kaynağın bir kısmı Türkiye'de kalsın, bir kısmı şeyde Kıbrıs veya Yunanistan'da kalsın diye bir şey olmaz. Map bölgesi, map sahası tamamen koordinatlarıyla belirlenir ve bir ülke adına Birleşmiş Milletler'e bildirilir. 1982 UNCLOS, yani Deniz Hukuku Sözleşme gereği böyledir. Ama şimdi arka planda tabii ülkeler şunu yapabilirler. Derler ki biz bu anlaşmayı yapıyoruz. İstedikleri gibi belirlerler. Ama arka planda derler ikinci bir anlaşma da paralel imzalanır. Derler ki biz bu bölgedeki kaynakları ortak kullanacağız şekilde bağlayıcı bir anlaşma yaparlar. Dediğiniz gerçekleşebilir. Ama o tamamen ayrı bir anlaşma olması gerekir. Yani sınırların belirlenmesiyle alakalı bir şey olmaz. Hayır, sınırların belirlenmesi anlamında söylemiyorum. Yani ya işte sonuçta iki ülkenin de faydasına olan bir şey bu bilinen bir şey. Bunu tartışarak bilmem ne yapmanın ve ben mantığını çözemiyorum. Ya Ege bölgesinde aslında belirttiğiniz gibi bir şey var. Şöyle kaynakların değil ama yani Ege'yi barış denizi haline getirelim. Orada turizm, çünkü ciddi manada Yunanistan'ın o bölgede turizm şeyi var, potansiyeli var. Türkiye'nin de Evet. var. Yani bu tür şeyleri öne getirelim, çıkaralım diye bir görüş var. Ama maalesef halklar burada çok önemli rol oynuyor. Ama anlaşma yaptıktan sonra her şekilde yaparsınız. Bunda bir sıkıntı yok. Ülkeler bir araya gelip bu anlaşmayı Ben de imzalayabilirler. Bu tam bağlayıcı tersini şey. düşünüyorum. Halklara bıraksan halkların bu anlaşmayı çoktan yapacağını işte ne bileyim ben balık tutmadan tut da balık şeyine kadar yani balık turizmi diye de bir şey var mesela. Ama Var. öldü bu Türkiye'de balık turizmi. Kaç dünyadaki 4-5 yerden bir tanesi balık turizminde. Doğru. Ve şey turizmde hem balık hem batık turizminde de. Dünyada birkaç yerden bir tanesi. Evet, biz Türkiye olarak birkaç yere eski uçaklardan ve birkaç tane gemi batırmıştık. Oradaki dalış turizmini artırmak için. Yani dediğiniz gibi öyle, ama şu anda ne kadar turizm Türkiye'de ilerliyor, o konuyu takip etmedim çok fazla. Ay şu anda işte korona vasıtasıyla yüzünden yani bütün dünyada ciddi bir sıkıntı var ama bu korona dünya ilelebet yürüyecek diye bir şey yok. Tabii. Yani balık ticareti, balık turizmi, batık turizmi bu iki ülkenin de en çok kâr ettiği olay turizm işte. Yani bir koronavirüs Türkiye'yi turizm gelirini yok etti ve 40 milyar dolar gibi bir rakam. Yani. Evet. Az buz bir rakam değil. Yani yıllık enerjiye harcadığın parayı turizmden çıkartıyorsun. Doğru. Evet, söz sende gene. Sağ olun. O zaman ben siz Türk halkları arasındaki ilişkilerden bahsedince Yunanistan'da yaşarken birkaç şeyimi söyleyeyim sizi destekleyici şekilde. Şimdi Yunanistan'da çocuğunuzla, eşinizle bir markete gittiğinizde orada Türkçe konuşuyorsunuz tabii, şunu alalım bunu alalım diye. Bunu duyan eski özellikle İstanbul Rumları duyar duymaz yanıma gelen bir Rum'dan bahsedeyim ben özellikle. Kendisi ağlayarak gözü yaşlı şey, ya o şekilde geliyorlar, duygulanıyorlar. İstanbul'u hatırlıyorlar. Zeki Müren'in menajeriymiş mesela adam. 80 küsur yaşlarındaydı. Çok duygulu bir şekilde anlatıyor. Bir sevgi var yani, onu hissediyorsunuz. Sonra benim evin karşısında bir tane şey vardı. Foti diye birisi vardı 70 yaşlarında. Bu evini falan satmış, böyle kendini şeye kapatmış. Ne derler?
çok inançlı biri de değildi yani dinle alakası yoktu. Kendini böyle kulübeye kapatmış, orada yaşıyordu. Çok güzel ilişkimiz olmuştu. Bana oğlum derdi hatta, çok severdi. Kendisi işte bu şekilde bir şey var, insanlar var birbirlerini anlayan. NATO görevine gidersiniz, Rıpçı görevine gidersiniz, en iyi arkadaşınız Yunanlar olur. Onlar için de aynı şey geçerli. Ama maalesef siyasi politik durum biraz olayları değiştiriyor. Evet. Ben müsaade eder misiniz ekranı açayım. Oradan birkaç şey belirtmek istiyorum. Şöyle. Önce açacağım sayfayı. Şey yapayım, belirleyeyim. Şundan bir iki bahsetmek istiyorum. Bu da bence ilginç. Çünkü buna çok önceden bir bu konuya değinmiştim ben. O yüzden ekrana çıktı mı? Hayır. Şimdi çıktı. Tamam. Şimdi şöyle, ben Yunanistan'da görev yaptım. Öncesinde de gene Yunanistan'ı biliyordum. Bu faaliyetleri yapıyordum. Güven artırıcı önlemler konusu var. 1988 yılında gene sorunlar yaşanırken gündeme gelen bir şeydi Amerika'nın araya girmesiyle. O sırada işte bu güven artırıcı önlemlerin maddeleri var. Bu maddelerden bir tanesi de işte deniz kuvvetlerinin den Yunanistan'a bir ziyaret, Yunanistan deniz kuvvetlerinden de Türkiye'ye ziyaret. Bir sene Yunanistan'da oluyorsa bir sene Türkiye'de olan bir şeydi. O sırada tabii gelen heyetleri karşılayan programını yapan kişi bendim Yunanistan'da 3 sene boyunca. Daha öncesini de biliyorum. Yani katılım şöyle olurdu Ahmet Bey. Bir amiral gelir. Şey de öyledir zaten. Güven artırıcı önleminin başlığı da o şekildedir. Bir amiral şeyinde, heyet başkanlığında 2-3 kişi falan diye söylenir. Öyle de yapılırdı. Bir amiral gelirdi. 2 tane de yüzbaşı, üst teğmen gibi biri gelirdi. Fakat bu özellikle Erdoğan'ın 2017 Aralık yani 65 sene sonra Yunanistan'a bir ziyareti var hatırlarsanız. Evet. Ondan sonra biraz şeyler değişiyor. İşte bu güven artırıcı önlemlerde bakın şurada sağ tarafta çok büyükelçilik burası. Büyükelçilikte 15'e yakın askeri personel ve ilginç bir isim var burada. Bakın bu Sertaç Hami Başaran, profesör, deniz hukuku alanında duayenlerden biri diyebilirsiniz yani Türkiye'de sivil anlamda. Şimdi bu da var. Normalde Ege meseleleri konuşulması gerekiyor. Fakat bunun olması burada Doğu Akdeniz konularının da konuşulduğu anlamına geliyor. Çünkü o konuda kendisi uzmanlık alanı. Bakın 1, 2, 3, 4 tane general var. Bakın hatta 5 tane yani bir güven artırıcı önleme 5 tane generalin, amiralin gitmesi yani görülmüş şey değil, beklenecek bir şey de değil. Yani burada bir şeyler önceden konuşuluyor. Bakın hemen normalde bir sene sonra Yunanistan'ın bize gelmesi gerekiyorken Türkiye'ye, bir sene sonra da bir hafta sonra mı işte ne kadar oluyor? Bir ay sonra yaklaşık Haziran ayında da Yunanistan geliyor Türkiye'ye. Yani görüşmeler hızlandırılıyor. Bir şeyler oluyor. En sonunda işte biz Libya'yla anlaşma yaptıktan sonra yine Yunanistan'dan bir heyet, bizim heyet şeye gidiyor, Yunanistan'a gidiyor. Bu salonda ben de çok toplantıya katıldım. Genelkurmay'daki toplantı salonu. Şimdi gene aynı şekilde dışişleri dahil onlarca insan gidiyor oraya. Yani önceden bence bu MEP konusu bunlar bayağı bir görüşüldü. Bir altyapısı hazırlandı gibi bir bende böyle bir algı oluşuyor açıkçası. Şimdi MEP nedir ne değildir? Siz de sordunuz çok kısa bir giriş yapmak için neden önemli diye. Şimdi MEP şöyle münhasır ekonomik bölge denen 1958 yılında normalde bir sözleşme vardı. Birleşmiş Deniz Hukuku Sözleşmesi vardı. Burada MEP kavramı yoktu. MEP kavramı neden sonradan 1982 yılında ortaya çıktı? Aslında 1960'tan sonra o sözleşmeden sonra 58 sözleşmesinden sonra görüşülmeye başlandı. Çünkü denizlerde insanlar karadaki kaynaklar artık yetmemeye başladığı için bu denizdeki kaynakları kullanmaya eğilimi göstermeye başladılar. Deniz temizliği çünkü denizin gemiler geçiyorlar oradan
Eğer map ilan etmezseniz oradaki kirletmeleri, denizi kirletmeleri, balıkçılığı öldürmeleri şeklindeki faaliyetleri kontrol edemiyorsunuz. Bunların kontrol altına alınması gerekiyor. Nüfus artıyor. Ülkeler işte balıkçılığı artırmak istiyorlar, artırıyorlar. İşte doğal gaz boru hatlarının çekilmesi, oradaki doğal gaz kaynaklarının aramaz yapılması ve kullanılması anlamında çok önem arz etmeye başladı. Ve özellikle işte Norveç örnek verelim mesela. Norveç normalde 1960'ların başında fakir bir ülke. Çok kaynağı olan bir ülke değil, balıkçılıktan geçinen bir ülke. Ama 1969 yılında işte o bölgede denizde bulduğu kaynaklar nedeniyle şu anda dünyada en zengin ülkelerden birisi haline geldi. Balıkçılık diyoruz. Bunu da yazdım, burayı unutmamak için şey yaptım. Somali mesela. Somali bölgesinde çok ciddi balıkçılık var. Somali bölgesindeki balıkları sömürenler ise tamamen batı ya da kuzey bölgesindeki ülkeler. Somalilerin bütün balıklarını tüketiyorlar. Kendileri bunu tüketemediği için fakirleşiyor. Aslında oradaki balıkçılık Somali'nin kalkınması için bile yeterli gelir sağlayacak düzeyde. Evet, çok ciddi balıkçılık var. Evet, yani bu anlamda önemli. Balıkçılık ve petrol işte önemli olduğu için bunları örnek vermek istedim. Şimdi bölgedeki sorunumuz ne diye baktığımız zaman MEP bölgesi şöyle söyleyeyim. Şurası kara suyu 12 mil. İşte bu kara suyu kıyıdan başlıyor. Burada kıyıdan itibaren 200 mil uzaklığa kadar MEP bölgesi ilan edebiliyorsunuz. Ama şöyle bakın. Şimdi mesela Mısır'la Türkiye'yi düşünün ya da Yunanistan'la Libya'yı, Mısır'ı düşünün. Normalde 200 mil bir ülkenin olması lazım. 200 mil de bir diğer ülkenin olduğu zaman 400 mil. Eğer bölgedeki mesafe 400 mil ise bir sorun yok. Her şey yolunda. Karadeniz'de de gene uzaklık 400 mil değil. O yüzden anlaşma yapılması gerekiyordu ama orada bir engel yok. Kolay oldu. Ama burada şimdi yani dünyadaki nadir yerlerden birisi bu kadar ülkenin bir araya gelip böyle kompleks bir şey oluşması. Evet. Mesafeler çok az olduğu için ülkeler arasında bir anlaşmaya gidilmesi gerekiyor. Veya Adalet Divanı'na veya tahkim mahkemelerine, Hamburg'da var deniz hukukuyla ilgili kararlar veren. Şimdi bölgedeki sorun nereden çıktı? İşte bizimkiler söylüyorlar sürekli. Sevilla Üniversitesi bir map haritası yayınladı. İşte burada Yunanistan'a ve Kıbrıs adasına yetkinin bir çoğunluğunu verdi ve Türkiye'yi kıyıya hapsetti şeklinde söyleniyor. Doğru bu map haritası ama biraz sonra göreceğiz şeyi. Yunanistan'da şöyle hemen bir özet geçeyim. Yunanistan ne iddia ediyor? Yunanistan diyor ki benim buradaki Girit Adası, burada Kaşot Adası var aynı zamanda, Kasos dedikleri, Karpatos, evet. Kerpe Adası, Rodos. Bunların diyor tamamen 200 millik MEP hakkı vardır diyor. Ve ayrıca burada Meis Adası var işte şurada, bize 2 kilometre vurguladığınız gibi. Buradan da gene aynı şekilde benim 200 millik sahan vardır diyor. Bu yüzden de Mısır'la ben anlaşma yaparım, Kıbrıs'la anlaşma yaparım. Peki Türkiye ne diyor? Çelişen durumlarda onu hemen buradan görelim. Şimdi Yunanistan'a bakan yönüyle Türkiye, buradan devam ediyor tabii, ben şurayı göstereyim, Yunanistan'da problem yaşanan bölge. Türkiye de diyor ki sizin Rodos bu adalar hattında adalar olduğu için, uzaklıkta oldukları için bunların 200 millik MEP hakkı yoktur. Enklev dedikleri yani kara sularıyla kısıtlı olacak şekilde o. Gerçi Yunanistan Akdeniz'de şu anda 6 mil ama dikkate alınırken 12 mil alınır diye düşünüyorum. 12 mil olacak şekilde, Türkiye açısından söylüyorum, öyle olacak anlamda söylemedim. Şimdi böyle geliyor diyor. Meis Adası da aynı şekilde. Bundan dolayı bu bölge benimdir diyor. Şu bölgede, bir sarı gibi olan bölgede anlaşmazlık var. Bu bölgede gördüğünüz gibi Kıbrıs Adası'nın 5 katı falan. Az bir alan değil. Yani. Evet. Çok ciddi bir alan. Peki Türkiye ne yaptı? Türkiye Libya'yla işte bu hakkını göstermek için şurada gördüğünüz gibi Türkiye bu aldığım noktalar tabii ki benim göz kararı aldığım noktalar. Bunlar işte tam noktalar referans olarak koymadım. Durumu izah etmek için koydum bunları. Burada bir saha ilan ediyor ve diyor ki benim sahan burası diyor. Sen istediğini yap bundan sonra diyor. Sonra bunun üzerine bir NAFTEX ilan ettik biliyorsunuz. 21 Temmuz'da
Merkel'in arası araya girmesiyle onu NAFTEX'i kaldırdık. Kaldırır kaldırmaz da Yunanistan işte şurada böyle bir sınır çizdi. Mısır'la bir sınır çizdi ama dikkat edin 28. derece boylamı şu boylamdır. Bu boylam önemli. Şundan dolayı Meis Adası'nın etkisini dikkate etkisinin olduğu alan olması itibariyle önemli. Burada şöyle bir geçeyim şurayı tamam. Şimdi burada şöyle önemli bir şey var. Bakın Yunanistan'ın iddia ettiği Sevilla haritasının da gösterdiği saha şurası bakın aşağıdan geliyor. Evet. Ama Mısır'la yapmış olduğu anlaşmada ise şuradan daha yukarıda yani Mısır'a daha fazla alan verecek şekilde çizildiğini görüyoruz. Bakın daha kuzeyden gitmiş. Hı hı. Bu ne demek? Yunanistan kendi adalarına normalden yani 200 milden daha az orantılı hak verdiğini gösteriyor. Yani bu böyle giderken de aynısı olacak. Biraz sonra açıklayacağım ben onu. Yunanistan şimdi burada Mısır'a ben adalarıma kısıtlı hak veriyorum derken Türkiye ile yapmış olduğu anlaşmalarda Meis dahil, küçük ada dahil ben tam hak veriyorum demesi biraz tabii anlaşma iki ülke arasında yapılabilir ama çok realistik gelmiyor. O da farkında aslında bir şeyler. Onu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi evet şurada daha iyi izah edeyim. Bakın şurası ilan ettikleri saha. Burasını Mısır'a bırakmış kendisine ait olan bölgeyi. Burayı Yunanistan'a bırakmış. Burada hattı kesmişler. Yani anlaşma şuraya kadar. Şuraya kadar özür dilerim. Şuraya kadar. Şimdi bunu ilerlettiğimizi düşünün Ahmet Bey. Adalar yukarı doğru gidiyor. Meis Adası'nı koyduğunuz zaman şöyle bir hat çıkıyor bakın. Hı hı. Yaklaşık. Yani aslında Mısır'la burada yapmış oldukları anlaşmayı devam ettirirlerse yani Kıbrıs'la belki yani şuraya geliyordu. Tam şeyini söyleyemiyorum ama bence buralara falan geliyordu gibi geliyor. Şimdi o zaman Mısır'la şeyle Yunanistan'la Kıbrıs'ın da bir sahası kalmıyor aslında. Ama tabii iki ülke der ki ben burada kısıtlı hak verdim, burada tam hak verdim deyip buraya alırsa bu da bir art niyet göstergesi olur. Açıkçası Yunanistan da bir şeylerin farkında. Şimdi şöyle burada baktığımız zaman işte Mısır'ın burası da Yunanistan'ın burası. Yani burada Mısır'la sadece Kıbrıs'ın bir hattı oluşuyor. Eğer anlaşma, burada yaptıkları anlaşmayı devam ettirirlerse. Şimdi biz bir NAFTEX ilan ettik. NAFTEX de burada. Şimdi bu NAFTEX'in ne anlama geldiğini söyleyeyim burada. Bu Mısır bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Türkiye burada NAFTEX ilan ettiğinde benim sahamı işgal ediyorsunuz dedi. Bunu işte bizim gazeteler öyle bir şey yok. Bu Yunanistan'la aramızda gibi bir şey söylediler ama şimdi işte ileriye dönük eğer bunu devam ettirirlerse burası gerçekten de Mısır'ın sahası gibi gözüküyor. Yani real mi değil mi tartışılır. Bence değil ama öyle gözüküyor. Yani Mısır da burada aslında olayın içinde ama şu anda dışında duruyor. Demek ki zaten bu sahayı buraya kadar uzatmalarının sebebi Meis Adası'na bir yani uluslararası kamuoyunda bir güvenilirlik kazandıramayacaklarından dolayı burayı beklemeye almışlar. Burada önemli bir bilgi vereyim. Şöyle söyleyeyim. Bir saniye şuradan bir şey açacağım. Ben size öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi Yunanistan'da görev yaparken görüştüğümüz, görev gereği görüştüğümüz bir yarbay vardı. Bu Plan Prensipler Daire Başkanı Yunanistan'ın. Bu deniz hukuku konusunda işte sorumlu olan bölüm. Buranın başındaki kişiydi. Kendisinin doktorası da var. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde emekli olarak da asistan profesör olarak çalışan Kliantis Kriakidis diye bir şahıs. Bu şimdi şöyle bir şey söyledi. New Sky'da yaptığı konuşmada şunu söyledi. Dedi ki Yunanistan Meis Adası'na tam yetki verilmesi konusunda ya da yetki verilmesi konusunda kesin bir karar vermiş değil dedi. Bu normalde Yunanistan'ın profesörlerini ya da başka bu işte ehil olan kişileri dinlediğinizde bu ifadeyi göremezsiniz. Bu ifade bana öyle kalıyor ki bu görev yaparken görüşmeler sırasında Türkiye'nin Yunanistan'ın kendini hazırlarken planlarken öngördüğü bir şey olduğundan dolayı bu konuda bilgisi var ve bu önceki bilgisinin dışa vurumu olduğunu düşünüyorum.
Bundan dolayı şunu söylemek istiyorum. Yunanistan Meis Adası'ndan zaten böyle bir hak alamayacağını çok iyi biliyor. Ama Türkiye'de buraya yoğunlaşıyor daha çok. Bence buraya yoğunlaşacak bir şey yok. Bunu Yunanistan zaten kabullenmiş durumda. Bu buraya hak verilecek bir durum olmadığını çok iyi biliyor. Şöyle bunu örnekle söyleyeyim. Biz şimdi burada bir de Fransa'yı da örnek vereceğim. Şimdi Fransa ile İngiltere arasında Kanal Adaları bölgesi var. Bu bölgedeki adalar konusunda aynı şekilde bir anlaşmazlık var. Uluslararası divana gidiyorlar. İşte buradaki adalar gördüğünüz gibi bunlar İngiliz adaları. Fransa tarafında anlaşma sonrasında karar bunlara sadece kara suyu kadar yetki verip diğer kısmın tamamen yani Fransa'yı orta hayattan geçirecek şekilde anlaşma yapıyorlar. Hı hı. Şimdi Fransa bölgeye geliyor. Aslında kendi lehine Adalet Divanı'nın vermiş olduğu benzer duruma ilişkin karar var. Yani Meis Adası'nın Fransa'nın tam hakkı olacak şekilde savunması da çok mantıklı değil burada. Öyle düşünüyorum. Bir de oradaki adalar Meis Adası'ndan çok farklı. Yani 150 kilometre mesafede. Siz dediniz işte 2 kilometre mesafede Meis Adası. Evet. Aynı zamanda büyüklükleri çok farklı. Meis Adası 10 kilometre kare, bu adada 120 metre kare. Yaşayan nüfus 90 bin civarı İngiltere'nin adasında. Burada 300-500 kişi yaşıyor. Bunlar çünkü anlaşmalarda dikkate alınan unsurlar olduğu için söylüyorum, etkenler olduğu için söylüyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Yunanistan'ın tabii ben absürt iddiaları olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi absürt iddiaları var. Bizimkilerin de ilan ettiği, Türkiye'nin de ilan ettiği işte Türkiye-Mısır sınır hattı var. Aslında bu konsepte şöyle dayandırıyorlar. İsrail'e bahsetmiştik geçen. İsrail'le şey arasında, Türkiye arasında dışişleri belirtmiştim orada da daha ihtiyatlı bir şey politika izliyor diye. Sınır hattı yok deniyor. Bu da aynı konsepte bağlı olarak yapılmış. Libya'ya da sınırı yok anlamına gelir. Bence Türkiye'de burada Libya ile yani uluslararası mahkemeye gidildiğinde bir sınır alması çok ihtimal gibi gözükmemekle beraber tabii göreceğiz umarım ki alırlar. Yani Türkiye'nin iddiası Yunanistan'a göre çok çok daha az mantıksız diyebilirim. Yunanistan'ın iddiası çok aşırı bir iddia. Kabul edilecek yönü yok yani. Hiçbir taraf tutulacak bir yönü yok. Hı hı. Peki Türkiye ile Libya bir anlaşma yaptı. Bu anlaşma ne olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu bölümü yavaş yavaş bağlayalım. Sonra ikinci programda. Tamam. O zaman şey işini söyleyeyim. Libya ile anlaşmayı söyleyelim. Sonrasında devam edelim. Bir sonraki programa bırakalım oyun görürseniz. Şimdi Libya ile anlaşma yapıldı. Biz Birleşmiş Milletler'in tanıdığı işte görüyorsunuz şu mavi noktalar Birleşmiş Milletler'in tanıdığı hükümet. Bizim anlaşma yaptığımız hükümet. İşte %90'ını belki daha fazlasını da Hafter kontrol ediyor. Şimdi Yunanistan da Hafter'le anlaşma noktasına geldi. Tabii Birleşmiş Milletler'i tanımış ama burada şöyle bir örnek vereyim ben Ahmet Bey. Şimdi Yunanistan'la Arnavutluk bir anlaşma yaptılar 2009 yılında. MEP sınırlandırma anlaşması. Aynı orada da adalar sorunu vardı. Bu anlaşma geçti fakat sonradan Anayasa Mahkemesi bunun haklarını ihlali ve prosedürün uygun işletilmedi diye iptal etti. 6 ay sonra iptal etti. Şimdi Arnavutluk koca bir ülke. Yani bir ülke. Libya gibi değil yani. Çünkü orada iki tane muhalif kesim var. Şimdi o anlaşma iptal edildiğine göre yarın öbür gün başka bir hükümet geldiği zaman Libya'ya onun bunu iptal ettiği zaman yani ne denir, ne yapılabilir? Yani çok güvenceli bir anlaşma olmadığını ben düşünüyorum o anlaşmanın. Bu hani önceki programda söylemiştik ya 2014 yılında Yunanistan işte bizim Sisi'yi, Erdoğan'ın Sisi'yi İhvan'ı desteklemek için kaybetmesiyle beraber Yunanistan'la masaya oturmuştu demiştik o bir önceki programda. Şimdi orada şunu da söylemiştim. Bir kıvılcım bekliyor, uygun zamanı bekliyor Türkiye, Yunanistan ve Mısır diye söylemiştim. İşte uygun zaman bu Libya anlaşmasının yapılmasıydı. İşte bunu yaptıklarında karşı tarafa bunu yapmak için fırsat vermiş oldular. Ve bu şekilde de şu anda da işler iyice karmaşık hale geldi. Bu Libya'da şöyle bir durum var. Çok fazla öne çıkmıyor. Şimdi şu Misrata ve Trablus özellikle Avrupa'ya giden göç yollarının merkez noktası, çıkış noktası. Bizdeki Ege'deki gibi düşünün. Yani şu anda Avrupa'ya giden göçün hem Türkiye'de hem de
Libya'da Erdoğan'ın kontrolünde diyebiliriz. Bu yüzden Avrupa Birliği açısından çok ciddi bir sıkıntı bu göç konusu. Evet. Burada hani İtalya ile Türkiye arasında bir şey var. Bu Libya konusunda bir işbirliği var gözüküyor. Var gerçekten de. Ama neden var? Şöyle. Hem bu göç kontrolü anlamında İtalya için çok büyük sorun. Gene enerjiye geliyoruz. Bakın Libya'ya baktığın zaman İtalya'nın en iyi şirketi bütün bölgedeki kaynakları işleten birisi. Yani burada Türkiye açıkçası İtalya'ya güvenli bir bölge sağlıyor diyebiliriz şey aslında. Kendi petrol doğalgazını çıkarması için. Bu Naftex konusuna ne anlama geldiğini birkaç şey söyleyeceğim. Onu bir sonraki programa bırakabiliriz arzu edersiniz. Tamam, bir sonraki programa bırakalım. Tamam. Sonuç itibariyle şunu söyleyelim. Aslında esas konuyu söyleyemedik. Şöyle, bu NATO anlaşması, NATO'nun devreye girerek iki ülke arasındaki anlaşmaya hemen bir son bir şey söyleyelim. Burada daha öncesinden de aslında ben yazdım, biraz önce belirttiğim güven artırıcı önlemler. İşte biraz önce işte şurada görüyorsunuz sahayı 28. boylama kadar getirip bırakması, Türkiye'nin bu bölgede Naftex ilan ederken işte bakın gene tam Mısır'la Yunanistan arasındaki ilan edilen sahanın doğusunda yani çakışmayacak şekilde saha ilan etmesi. Normalde bu sahaya itiraz ediyor olsaydı Naftex'i burada ilan ederdi. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl bir ilişki var? Nasıl bir arka planda görüşmeler var gibi geliyor bana. Ben öyle düşünüyorum. Bunu açıkçası ben Twitter'da paylaşmıştım. Ondan sonra İyi Parti bir İyi Parti güvenlikle ilgili milletvekili gene benzer açıklamayı yapmıştı. Yani burada biz Yunanistan'la Mısır arasındaki hattı itiraz ediyoruz şeklinde bir saha ilanımız yok. Biz sadece bu bölgede, bu bölge bizim diyoruz. Tamam, bu meclisten kaynaklanan etki. Yani buraya da bir şey demiyor. Çünkü bence önümüzdeki süreçte göreceğiz ki meclisin burada enklave edildiğini, yani onu kiminle sınırlı kalacak şekilde bir anlaşma yapılacağına ben kesin gözüyle bakıyorum. Bu bölgede de Mısır diyorum, Yunanistan'ın bu şekilde 12 mille sınırlı değil, daha fazla yetki verecek şekilde, tam 200 mil olarak değil ama daha az yetki verecek şekilde bir anlaşmaya doğru gidileceği yönünde bir öngörüm var. Ama bunlar da başka ne anlama geliyor onu da uygun görürseniz bir sonraki programa bırakalım. Tamam. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. İlginç bir şey tabii. Sen bu konunun uzmanı olduğun için çok rahat bir şekilde anlatıyorsun. Uzman olmayan seyirci. O yüzden iki bölümde yapalım dedim. Çünkü yorucu bir şey. Zor bir şey takip etmesi kolay bir şey değil uzman olmayan. Ben şu şeyi Ahmet Bey hemen şey yapayım. Çıkayım isterseniz. Hem de siz de ekranda daha şey olur. Evet. Ben NATO Genel Sekreteri ile bir takım şeylerin çözüleceğine, iki ülkenin de kaba dayılığı bırakacağına inanıyorum. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Evet. O yüzden en yakın zamanda bu konunun ikinci programını yapalım. Tamam, olur efendim. Tamam. Evet, teşekkürler Halis Tunç. Katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir programın sonuna daha geldik. Ben tabii Artı Gerçek ve Artı TV'de izne çıktığım için böyle izinli halimden karşınıza çıkıyorum. Bari bir süre, iki hafta böyle dinleneyim istedim. O yüzden kusura bakmayın. Evet, bir dahaki programda görüşmek üzere.